Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hal yastaviyan, bu ikisi beraber olur mu? Deb namlana duyan dersimizin bugünkü mavzusu ilim ve ilimsizlik. İlim ve cahillik. İlim ve savatsızlık. Allah subhanahu ve teala kitablarını düşürdü, nebilerini yubardı. Şundayken adamlar ikiye bölündü. İlimli, alim kişiler ve ilimsiz, cahil, savatsız kişiler. Bu ikisi herkes teng bo'lmaydi. Allah Teala onu tanigan, dinini talim olgan, unga ibodatni bilib turib qilgan kişi bilan Allah'ını tanimagan kişi barabar bo'lmaydi. Eğer tanigan bo'lsa ham ilimden bexabar. Qilayotgan ibodatini fiqhdan bexabar, johillik bilan qilayotgan ibodat qilayotgan odam hargiz barobar bo'lmaydi. Alloh taolo ilm berilgan kishilarni, ahli ilmlarni qadrini, yuksakligini Qur'oni Karimda siz bilan bizga bayon qilgan. Astaydi billah. Qul hal yastavil ladina ya'lamun va ladina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Ayting, biladigan zotlar bilan bilmaydigan zotlar barobar bo'lurmi? Dar haqiqat faqat aql egalarigina pand nasihat olurlar. Ilmli kishi ilimsiz kishi. Ilmli kishi savodsiz kishi. Qarang, masalan, olim degan so'zni o'zi mana shu ahli ilm odam uchun sharaf, mukofot. Bu odam olim desa, mukofotda bu gapni o'zi. Yoki bu odam savodsiz desa, bu ham mukofotmi? Bu johil desa, buna hiç nesneden haber yok, savatsız dese, alim bilen, cahil, alim bilen, savatsız adamını namlayken payette, namı özü ayet durup da. Allah Teala aytadı, estağfirullah, yerfaillahu lezine amanu minkum ve lezine utul ilme derecat. Allah sizlerden iman keltirgen ve ilim ata ettirgen zatlarını balan derece mertebelerine götürür. İlim verilgen zatlarını Allah Teala derecesi barat buluşu yine siz bilen bizge talim veriyor. Buradalar adamın en kata düşmanı ne mi? Adam balasının en kata düşmanı kim? Keserliği mi? Fakirliği mi? Ne mi? Cahillik, ilimsizlik. İlimsiz kişi özünü ilimsizliği tüfeğiyle, cahilliği tüfeğiyle düşmanıyem onge kılam verilgen zararda özü gözü bu işin mümkün. Cahillik kişinin en kata düşmanı hesablanadı. İlim birodarlar ulug' martaba, maqom. Yeryüzündeki yaşayotgan mahluqotlarning ichidagi eng kuchligi kim? Fil mi? Yo'lbars mi? Kim? Odam bolasi. Jismoniy quvvat tomonidan inson bu hayvonlarga bas kela olmaydi. Lekin nimasi bilan ulardan kuchli? Alloh taolo bergan aqli bilan, Alloh taolo bergan ilmi bilan. Demek ilmli kişi eng kuchli odam deyiladi. İlim kullarını şahlar mertebesine götürdü. Mekkeli bir ayonlu kulu. Kara habeşi bir yigitçe. Körünüşeyen cüdeyen bir çıralıymaz. Kara kul. Bu kul, bala kiçkine kara kul ilim örgenişlikke haris buldu. Onu görgen seyyidesi Allah'ın yüzü için azat kıldı bu yigitini. Ve bana şu kara kul yigit, hunu yigit kattab olup alimlerden biri geylendi. Mekke'de, Mescid-ül Haram'da fatva egesi geylendi. Ata İbn Abi Rabah. Tabiyenlerin en ulularından hesablanan kişi. İlim örgenmezden kim ediyor? İlim örgengenden ki en kim oldu? Kara kuludu. Bura onu ismini hem eslemezse de, zamanası yaşa ötüp getirdi. Bura onu yadigem olmasa da. Ama nima bilen tarihte kaldı? Nima bilen Müslümanların tırılda kaldı kişi? Okuyan ilmi bilen, örgengen talimi bilen. Ana şu Ata İbn Abi Rabah yaşayan davrdaki Süleyman İbn Abdülmelik, Müslümanların halifesi. Hac kıyanı geldi. Yanada ikide güldük oğlu var. Arkasından erçip gelişti, savalları payda oldu hacge talukluy. Ata İbn Abi Rabah'ın istep geldi. Halife. Üstüde ihramı, hemen katar yalan baş. Kanı sahibiyle de sonra gene de falanca ödedi işte. Halife barıp karadı, boyagi İsmail'in gen, boyagi adam namaz okuyorken de. Halife indemezden çöke düşüp kütü oturup durdu. Namazını tüketip olup o görüldü, savallarını soradı. Addi adamca cevap vergen diye cevap verdi. Halife minnettarçılığı bilip ondan durup gitti. Şunda halifenin içti oğlu
Ato ibn Abi Rabohni qilgan muomalasidan norozi bo'lib otasiga bu narsani aytishdi. Qarang, Sulaymon ibn Abdulmalik tiz cho'kib o'tiribdi, chunki Ato ibn Abi Rabohdagi ilm xalifaga kerak, ammo Ato ibn Abi Rabohga xalifadan hech narsa kerak emas. Shuning uchun birodarlar, ahli ilmlar, ilm o'rganayotgan ukalarimiz, ilm o'rganishlikda avvalida buning orqasidan dunyoni qasqi bo'lmaydi. Shariy ilmlarni o'rganishda maqsad 3-4 chaqa topish, hurmat e'tibor topish, to'rida o'tirish bo'lmaydi. Agar shu niyatda ilm o'rganayotgan bo'lsa, niyati yo yangilab oling yo ilm o'qishni yig'ishtirib qo'yavering. Ana xalifa kelib tursa, savolga javob beryapti, bora yana boshqa ishini qilyapti. Ta'magir bo'lmaslik kerak. O'g'illari bu qora kishini xalifaga behurmatlik qilganiga, xalifaga loyiq munosabatda bo'lmaganiga norozi bo'lib otalariga g'udirashdi. Kim bu qora qul? Xalifaga bunday bir muomala qiladi. Mana endi Sulaymon ibn Abdulmalikni bergan javobini eshiting. Ey o'g'illarim dedi. Biz uni huzurida o'zimizni hokisor tutgan, siz ko'rgan bu kishi Ato ibn Abi Raboh bo'ladi. U Masjidul Haromning fatvosini egasi Abdulloh ibn Abbosning vorisi dedi. So'ngra dedi. O'g'illarim dedi. Ilm o'rganinglar. Ilm tufayli kishilar sharafli bo'ladi. Notanish kishilar mashhur bo'ladi. Qullar shohlar martabasiga ko'tariladi. Sulaymon ibn Abdulmalik Banu Umayyaning eng kuchli xalifalaridan bo'lgan. U kishini xalifalik davrida musulmonlarning chegarasi bir tomoni Mavaron nahriga kelsa, bir tomoni Andalusgacha borgan birodarlar. Islom tarixidagi eng katta maydonni egallab turgan mamlakatni, Islom mamlakatini xalifasi bo'lgan. Uni bolalariga hech narsa kerak emas dunyo matosidan. Banu Umayyaning yigitlaridan, xalifaning o'g'illaridan dunyo o'shuncha. Xalifa nima vasiyat qilyapti bolalariga? Bo'ldi bolalar, men tof qo'yganim sizlarga bemalol yetadi. Kayf qilib yashavoringlar deyaptimi? Nimani tavsiya qilyapti? Ilm o'rganinglar deyapti. Ilm. Imom Muslim keltirgan ushbu sahih hadisga quloq tutamiz. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallohu lahu bihi tariqan ilal janna." Kim ilm talab qilib qadam bossa, yo'l yursa, Alloh taolo uni jannatga bo'lgan yo'lini oson qilib qo'yadi shu qadami tufayli. Jannatga borishning eng zo'r yo'li bu ilm o'rganishlik. Alloh taolo bizga olim bo'l demadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olim bo'linglar demadilar. Chunki olim bo'la olmaydi hamma. Lekin ilm o'rganinglar deyildi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin va muslimatin. Endi 40 ga kirib nima bo'ladi degan kitob o'qib. Hayrli kirib nima bo'ladi siz endi? Hoja aka kitob o'qing. Nima kerak bor? Biz ilm o'qishimiz shart. Shariatimizda qilgan natijangizga qarab turib mukofot berilmaydi, qilgan harakatingizga qarab. Dunyo ishlari buni qilmas. Imoratni soldingiz, oxiriga yetkaza olmasangiz hech qanday mukofot yo'q sizga. Dunyo ishida natijaga qarab turib pul xizmat haqqi beriladi. Ammo islomda birodalar harakatga. Olim bilan johil hargiz teng bo'lmaydi. Savodsiz kishi o'qiyotgan namozda nuqson kamchiligi o'shuncha. Qur'on o'qishni bilmaydi, eng katta baxtdan mahrum. O'qisa ham tajvidni bilmaydi. Harflarni mahrajini bilmaydi. Xato kamchiligi bilan o'qiydi. Namoz o'qiydi, nuqsoni o'shuncha. Ammo birodarlar, bu narsani fiqhni o'rgangan ilmli odam bilan mana shu johil kishi, savodsiz kishi barobar bo'ladimi? Bir kuni Shom yerlarida xalifalardan biri o'zini ayonlari bilan turar edi. Atrofida odamlar jamlangan, yani xalifa kelibdi deb hamma to'planib turdi. Birdaniga shu to'planib turgan odamlar boshqa tomonga qarab shov o'tib ketib qolishdi. Shunaqa tezlik bilan ketishdiki, chang ko'tarilib ketdi. Xalifa yolg'iz qoldi. Hayron bo'lib, bu odamlar qayerga ketdi? Falonchi odam oldiga ketdi. Kim u? Abdulloh ibn Muborak edi. Tobiinlardan edi. Ahli ilm edi, olim edi. Xalifani qo'yib Abdulloh ibn Muborak oldiga o'tib ketdi. Xalifa ibn Muborakni majlisiga qarab turib aytdiki, mana shu dedi. Haqiqiy mulk, haqiqiy saltanat dedi. Qarang, bu qaysi xalifaligiga aytilmayapti ham. Abdulloh ibn Muborakni ismi aytilmayapti. Qancha-qancha podsholar o'tdi. Qancha-qancha boy, badavlat odamlar o'tdi. Ularni hech kim ismini zikr qilmaydi, birodarlar. Kimlarning ismi qoldi? Ana shu ulamolarni. Alloh ilm berib darajasini ko'targan kishilarni. Yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. Mana dalil birodarlar. Sizlardan iymon keltirgan,
ve ilim ato etilgen zotlarını Allah derecesini balam kıladı. İlim verilgen, şer'i ilim verilgen kişinin derecesi balatlığını Allah Azze ve Celle yaptı. Oğlum bilen savatsız, herkes beraber bu mıydı? Estağfirullah. Kul hal nunabbiyukum bil ahsarina a'mala alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ayting, sizlerge kılgen iş amallarından en köp ziyan körgücü kimselerine haberini vereyim mi? Kim o? O şimdi savatsız, ilimsiz adam ki kılgen sayı hareketleri hayata dünyada yobup yetken kişiler. Allah için bir iş kılışı mümkün. İlimsiz adam. Lekin ana şu şeriatta körsatılgen de hıkıma gelmek için dünyada yan bu işe acır yok, ahirette yan acır yok. Dünyadaki cahilliğini aboradigan ahir gestanıp kez kaysa kliyekken amelerden brontasdan faydalanamaya kalışlıyor. Abu Davud Tirmizi keltirgen hadis Abu Darda raziyallahu anhu'dan peygamberimiz etediler. Ve innel melaikete latadav acinihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Talibi ilimmi kliyekken işiden razı bulup farişteler kanatlarını şu talibi ilimmi ayağın tayı sopturadı. Kaniydi gözümüz kör yanı da. Körmeyimiz de bunu. Lekiz anık işanamız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler için. Şunun için hazırki günde kitap okuyken ilim talebe durduğun ülkeler hatırcan bolirler. Dünyada bitti doğru iş bozsa sizler için şu yaşlılarda. Uyan bozsa ilim okuşluk. Bana asakaladan soruyorlar. Eğer yaşlılığını katarı verirse ilimge sarpılgan bolardı bunlar. Anık. Çünkü makalleler ketip, zihinler ölüp, boyandan keyin hareket kılarsız, kulu duasını birilerine imatlamıyor orasız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanları da sahabalarını Peygamberimiz gazotlardan birge yönetirkenler ana şu soğuk tunladı burada bir kişi cünüp bop kaldı. Cünüp bop kaldı bana şu cenk bugün günde başı gibi bir cerahatlanıp başı yorulganıdı. Etten kalırsa cünüp bop kaptı. Hamrahlardan tayammım kılışken menge yol topasılar mı dedi. Endi ilimden bir haber bugün savatsız. Savatsız adamlar ne deyişti? Su turuttu. Tayammumda su yok bugün de kılasan. Gusül kılasan su bulan deyişti. Hali ki adam gusül kıldı, ölüp kaldı. Soğudan. Başıge su teydi, cerahatıge hulas bugün acı olup öldü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aldı gekeli bugün işleti verişkenleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazapları gelip Allah öldürgürler. Onu öldürüp koyuştu ki o dediler. Ahir bilişmese soruş mıydı mı? Ahir ilimsizliknin davası saval ki dedi. Demek ilimli kişi bilen savatsız ilimsiz kişi kaçan teyin bu mıydı? Özü aslı fatuage tele şaşılıpiyeti yaptın bir adam mı? Demek ilimde sayaz bu. Kişinin ilmi köpeğen sarı fatuadan korkadı. Fatuat işten özünü ap kaçadı. Şimdi kançalık sayaz olsa halal haram. Mümkün mümkünmez. Fatuage asanket yaptın mı tiliz? Demek ilimizin sayazlı giden bu. Aksinçe ilimi köpeğen sarı, ilimi çukurlaşken sarı kişi fatva açlıydan özünü atıp kaçadı. Kıyamet yakın buradalar. Adamlar da orası da ilim azayı bu arada. İlim de Allah-u Teala birden yap koymaydı. Allah-u Teala alimlerini bitti yap koyadı. Şu bilen ilim kötülük getirdi. Şunda adamlar da orası da cahilleri adamlar gibi peşi var buladı. Özleri bilmiydi. Bilmegenler sasakı da fatva etedi, özü yeme deşedi, başkalarına deşedi. İlimge targip kılığımızı köler. İlimge. Çünkü Allah da Allah muhtap koydu. Hal yestavillezine ya'lemun. Bilgen ilimli adamlar bilen, bilmegen savatsız adamlar beraber bu miydi? Yerfa illahu lezine amanu minkum. İçilerde iman keltirgen ve ilim verilgenlerden Allah köter edip durdu. Biz ilimge targip kılığımız buradalar. İlimge. İnnemâ yakşallâhe min ibadihil ulemâ. Allah'tan bandalarının arasında köprak kim korkadı? Alimler. Allah'ını köprak tanıyanlar Allah Azze ve Celle'den köprak korkuşadı. Ebu Muaviyete Ad-Dari iki gözü kör bugün alim kişilerden idi. Külladı biri de Halife Harun Ar-Raşid'in ziyafeti gebargen idi. Avukatlarına oturuştu. Halifenin meclisi. Adamlar köp. Bu kere gözü kör kişi hem oturuptu. Halifanın özünün hürmeti var, alimlerin özünün hürmeti var. Avukat niye boyandan ki, mehmanların koluna su kuyuldu. Avukat niye boyandan ki, koluna üçlü başladı.
Abu Muaviyataga ham qo'liga suv quyildi, qo'lini yuvyapti, ikkala ko'zi ko'r. Harun Rashid so'radi. Hozir qo'lingizga kim suv qo'yayotganini bilasizmi dedi. Haligi olim, yo'q Amirul Mu'minin, meni ko'zim ko'r, hech narsani ko'rmayman dedi. Odatda endi suvni kim qo'yadi? Xizmatkorlar qo'yadi. Xalifa aytdi, men qo'yapman suvni qo'lingizga dedi. Olim aytdi, qalbingizdagi ilmga bo'lgan hurmat sababli qo'yapsiz-da, to'g'rimi dedi. Ya'ni mendagi ilmni hurmat qilganing uchun qo'yapsiz dedi. Bu oddiy narsa. Shuning uchun ahli ilmlarni hurmat qilish kerak, birodarlar, tosh otishdi o'rniga. O'sha o'zimiz tosh otib yomonlab g'ibat qilib turib, xotinini taloq qilib bo'lsa, yo'lda domlada oldi kelamiz. Yomonlab turib, yana o'sha yomonlagan domlasini oldi keladi. Birodarlar, ahli ilmlarni hurmat qilish kerak, ularga haqqiga duo qilish kerak. Bu domlalar siz bilan bizning jamiyatimiz ikkita ko'zi. Qancha tijoratimizga aralashib qolgan harom shubha narsalarni shu ustozlardan o'rganib turib tark qildik. Luqmamizni halolladik, luqmamizdagi shubha narsalarni ketkizdik. Kim sababli? Xalifaga berilgan javobni qarang. Qalbingizdagi ilmga bo'lgan hurmat sababli qo'yyapsiz dedi. Ha, endi domlalar masalasida mana lampochka. Yapaloq ekan, bunday ekan. Mana shinchali lampochka bor, nakalovni lampa. Hammasi ham yorug' beradi. Yorug'idan foydalanavering. Ha? U yog'i bilan ishingiz bo'lmasin. Chunki u ham sizga o'xshagan odam, uni ham jahli chiqadi, u ham baqirishi mumkin, u ham bir asabi tarin bo'lganda bir qattiq nojo'ya gap gapirib qo'yishi mumkin. O'shinisini qidirmay, yorug'idan foyda, yorug' beryaptimi? Beryapti-a? Yorug'idan foydalanib mazza qilaveraylik. Agar bitta musulmonni go'shi harom bo'lsa, g'ibat qilib uni go'shini yeyish. Musulmonni olimini g'ibat qilishlik ham harom, ham zaharli go'sh bo'ladi. Kelishdingmi? İmam Shofiy 16 yaşta adamlarga fatva aytardi. Nimaga adamlar 16 yaşar yosh bilan oldiga kelyapti? U kishidagi ilm uchun. İmam Malikning majlisida o'tirish uchun adamlar Madina Munavvaraga uzoq yerlardan safar qilib kelishardi. Abu Hanifani nima uchun hurmat qilyapmiz rahmatullohi alayh? Ilm uchun. Ahmad ibn Hanbalnachi ilm uchun. Qarang, shu ulug' ulamolarni davrida qancha podshohlar yashadi. Ularda qaysi birining ismini zikr qilyapmiz? Ammo bu kishilarning ismi qoldi. Inshaalloh qiyomatgacha bu ummati Muhammad turar ekan, ismi zikr qilinganda Alloh ularni rahmat qilsin deb duo qilamiz haqlariga. Ularning qadrini nima ko'tardi? Ilm. Yo, pulmi. Ayrimlar umuman kambag'al bo'lgan, tirishligini zo'r o'tkazgan. Qarang, biz Qur'onsiz bilan bizga ta'lim berar ekan, biz duo qilamizda mononimi ko'paytirib ber, mononimi ko'paytirib ber, mononimi ko'paytirib ber deb so'raymiz. Alloh azza va jalla faqatgina ilmni ko'paytirib ber deb so'radi buyurgan. Astaydu billah va qur robbi zidni ilma. Ayting, Parvardigor, meni ilmimni ziyoda qilgin. Pulim emas, umrim emas, sog'ligim emas, bola-chaqam emas. Nimani ko'paytirib ber? Parvardigor ko'paytirib ber deb so'rashimiz kerak bo'lgan narsa ilm ekanligini Alloh taolo aytayapti. Ilmli kishi bilan savodsiz kishi barobar bo'lar ekanmi? Muaviya roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din" muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Allohga yoqqan joyi borki, mana yegani oldi, yemagani ketadi. Allohga yoqqan joyi borki, rizqini Alloh keng qilib qo'yibdi. Alloh yaxshi ko'rgan joyi borki, hech kamchiligi yo'q dunyoda. Yo, birodarlar, dunyoni, pulni, boylikni Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandalarga ham beraveradi, yomon ko'rgan bandalarga ham beraveradi. Ammo ilmni faqat Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandasiga beradi. Payg'ambarimiz aytayaptilar, Alloh qaysi bir bandaga yaxshilikni ravo ko'rsa, boy qilib qo'yadi deyaptimi? Ha? Yo, 100ga kiradigan qilib qo'yadi deyaptimi? Nima deyapti? Alloh qaysi bandaga yaxshilikni ravo ko'rsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi. Dinni tushunadigan qilib qo'yadi. Darsimizning nihoyasi Abu Umama roziyallohu anhudan keltirilgan hadis. Rasululloh aytadilar: "Fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum." Olim bilan obidni o'rtasidagi afzallik nimaga o'xshaydi? Men bilan deyapti Rasululloh sahobalarga, sizlarning ichlariga eng kichkinalar o'rtamizda qancha fazil bor, afzallik? Men ana shu eng kichkina sahobadan qanchalar afzal bo'lsam,
obiddan olim shunchalik afzal deyaptilar. Allohning ilmini tanigan, ilm o'rgangan olim kishi bilan ilmdan bexabar bo'lgan johil savodsiz kishi hargiz teng bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshi ko'rgan olim bandalardan qilishligini so'rab qolamiz. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum.